Bizim dünyamızdan çok uzakta bir paralel evrende, dünyayı çarpan bir göktaşı, yeryüzünden tıp biliminin tamamen ortadan kalkmasına sebep oldu. Peki, tıp bilimi olmasaydı ne mi olurdu? Arkadaşlar, videoya başlamadan önce TUSDATA'nın Instagram sayfalarından bahsetmek istiyoruz. İyi veya kötü niyetli kurulmuş sayfalarda boşa zamanımızı tüketmemek için, doğru bilgiyle güvende kalmamız amacıyla profesyonel eğitmenlerce yönetilecek 11 ana branşa ait 11 ayrı Instagram sayfasına göz atabilirsiniz. Bu sayfalarda çıkması beklenen sorulardan anketler ve analizlere kadar, animasyonlardan interaktif soru çözümlerine kadar yüzlerce içerik sizleri bekliyor. İyi seyirler. Nedir seni bana getiren? Benim geldiğimi nasıl anladınız? Anlarım ben. Fal bakıyor musunuz? Ne falı? Falcı mıyım ben, şifacıyım. Özür dilerim. Benim maruzatım, uzun süredir karın ağrım var benim. Bir türlü geçiremiyorum. Bu yüzden size geldim. Lütfen bana şifa bulun. Karın ağrın mı? Pardon, telefonum çaldı. Karın ağrın varsa geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Sifacı Bey. Şu andan kendimi iyi hissediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Git hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Allah iyilik versin. Sağ olun. Siz nasılsınız Berat Bey? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? Daha nasılsınız? Biz de Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Allah çok uzatmadan bizim sebebi ziyaretimiz belli. Bir dakika. Biz... Buyurun. Şimdi başlamadan önce oğlumuz ne iş yapıyor? Benim kızı ne mühendisler ne doktorlar istedi. Ama vermedik. Doktor derken? Allah söyletti vallahi, ben de bilmiyorum. Allah Allah. Ne mühendisler ne mühendisler istedi. Vermedik. Akdeniz akşamları geçerken boş geçmeyelim. Bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Hipokrat abi. Efendim. Ne yapıyorsun abi? Şarkı yazdım, onu söylüyorum. Neymiş bu şarkı ya? Bu yeni bir şarkı. Artık insanlar kumsalda kız tavlarken bu şarkıyı söyleyecek. Yemin et. Yemin ederim. Hipokrat yemin. Aynen. Geçerken boş geçme. Hele bir de aylardan. Amerika'da yeni ortaya çıkan zombi virüsü can almaya devam ediyor. Salgın hastalıklardan içimiz baydı ya. Geçtiğimiz ay içerisinde bilim adamları tarafından yapılan son araştırmalara göre dünyada beklenilen ortalama yaşam süresi 27 yıla, dünyadaki toplam nüfus ise tam olarak 150 bine ulaşmış durumda. 150 bin olmuş. Çok iyi kanka. Çok iyi. 27 olmuş. Evet, birkaç yılımız daha var. Çok iyi. Mükemmel. Ben birkaç ay ölürüz diye düşündüm. Tabii. İyi, çok iyi. O zaman namazı ben bırakıyorum. Bırakıyor musun namazı? Kardeş, ben de dünyayı gezelim diyorum. Ne mi yapalım? 2 yıla biter mi dünya? Bitebilir, deneyelim. Gerçi Amerika'da bir sürü salgın hastalık. Her yerde salgın hastalık. Sosyal mesafeli yaparız bence. Yapar mıyız? Yaparız. Maske önemli. Aynen. Haklısın. Tamam. Hocam benim bir tane 7 gün var. Hoş geldin abim. Ne kadardı? 5 lira. Hocam ona 5 çok ya. Biraz bir şeyler yapamaz mıyız ona? Abicim gelişi zaten 4.70 ya. 30 kuruş para kazanıyorum. Bununla pazarlı olmaz. Allah aşkına, nasıl gelişi 4.70 olur ya? Ya abicim 4.70 neyin şey yapıyorsun? Kurban olayım, almıyorsan al. Abicim zaten benim vergilerimle maaş alıyorsunuz. Bir de şunu gözünü seveyim yapmayın ya. Ne maaş abi, ben bakkalım ya. He. Niye öyle oldu ya? Benim böyle söylemem lazımdı sanki. Tamam, o zaman öyle olsun. Ne yapalım? Eyvallah abicim. Vay be Batur abi, yaşlandık ya. Ciddi maalesef kardeşim. Ömür bir çırpıda geçti gitti, gördün mü? Aynen. Ya bir haftadır bende de bir diş ağrısı, biliyor musun? Yani sabah akşam hiçbir şeyim kalmadı. Muhtemelen yakında gideceğim. Yapma ya. Aynen.
Ben diş ağrısından ölmemek için bir çözüm biliyorum. Hadi ya, öyle bir şey var mı? Evet. Benim halamın, çocuğunun, torununun kız kardeşi. He. Daha doğmamış olabilir ama şöyle bir şey denemiş. Çok sert kabuklu 3 tane ceviz ısırmış. Neresiyle? O dişiyle. Ha, o direkt dişiyle. O arayan bölge. Sonra o ceviz kabuklarını çok ıssız bucaksız karanlık ormandaki nehire atmış. Hmm. Tamam mı? Sonra o cevizler o ırmakta giderken bir taşa çarpmasını bekliyorsun. Çarptığı ilk taşı alıp dişinle parçalamaya başlıyorsun. Taşı? Aynen. Sonra dişiyle parçalayınca dişi de kırılmış. İyileşmiş. Ha, kökten çözüm diyorsun. Kökten çözmüş vallahi. Mantıklı, ben bunu deneyeyim. Evet. Taşa gerek var mı bilmiyorum ama. Sen bu şekilde dene. Tamam. Tamam. Tamam, mantıklı. İnşallah. Yani ölsen de artık hayat bu kardeşim ya. Vallahi öyle, yapacak bir şey yok ya. Evet.